Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bademli'den sonra bir hafta yazlıkta kaldıktan sonra yazlık yeni Foça'daydı. Şimdi eski Foça tarafına doğru yol alıyorum. Orada benim çok sevdiğim bir İngiliz burnu var. Orada kalacağım muhtemelen. Ondan sonra da bakacağız. Hep beraber izleyeceğiz. Hadi yeni maceralarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın şimdilik. Eski Foça ile Yeni Foça arasındaki yoldan gidiyorum, sahil yolundan gidiyorum. Bu yol biraz virajlı. Ama eşsiz güzel manzaralar var. Aşağıda çok güzel koylar var. Tabii karavanı park etmek için bu bir yer çok az. Olan yerlerde kamping olmuş. Şu anda hani kampingde kalmak istemiyorum. O yüzden oraları denemeyeceğim. Ama bu manzarayı size göstermek istedim. Burası yaklaşık 20 km'lik bir yol. Yeni Foça'dan eski Foça'ya gidiyor. Arada da çok güzel böyle koylar var. Bakir koylar. Ulaşılabilenler dediğim gibi kamping olmuş. Yemyeşil. Deniz turkuaz. Bakıldığı zaman yani. Oyun dibine indiğinizde hakikaten çok güzel deniz var. İşte bu alanda da Foça'ya adını veren foklar yaşıyor. Tabii şu anda sayıları çok azalmış. Çok nadir görülüyorlar. Fikir olsun diye size arada bir kamerayı açıp göstermeye çalışacağım. Daha sonra zaten eski Foça'ya gelmeden hemen İngiliz burnuna ulaşacağız. Yani eski Foça'yı daha sonra göreceğiz. Başka bir koy. Sahil yolu böyle çok güzel. Böyle muhteşem koylar var. Çok az renkli. Kristal clear. Su kalitesi olan. Çok güzel koylar var. Foça'nın bir güzel tarafı da rüzgarlı oluşu. Yazın da rüzgarlı da genelde. Yani böyle çok bunu almadan hani bir yaz geçirebilirsiniz. Akşamları nispeten serin olur Akdeniz'e göre. Hani duymak o anlamda daha kolaydır. Belki de bu nedenle ben yani İzmir'in üstüne Ege'yi daha çok seviyorum altına göre. Altına kıyasla. Bakın burası Acar Kampı. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Ama hani elektrik suya ihtiyacımız olduğu zaman gelip burada kalabilirsiniz karavanda. Evet, yine enfes bir Foça manzarası. Sanırım Kosova kamping. Bakın bayağı bir çekme karavan var. Aşağıda gözüküyor. Mesela özellikle çekme karavanlar için çok sular bir yer. Burada kalmadım. Acar kampingde kaldım. Burası çok beğeniliyor. Evet, şimdi yavaş yavaş Foça'ya geliyoruz. Bakın bu sağdaki kumsal da karavanların konaklayabildiği yerlerden bir tanesi. Foça'nın bu yolunu çok severim, eski Foça'nın okaliptüs ağaçlarının arasında. Böyle eski Foça'ya gelinir. Bu da çok eski bir yoldu. Bugün neredeyse eski Foça'ya geldik. Bakın.
Hemen buradan askeri bir önünden böyle sağdan bir yol girer. Şimdi buradan gireceğiz. Evet, bu yol İngilizburnu'na giden yoldur. Yeni yapıldı. Geçen sene yapıldı. Güzel de olmuş. Ben de yapıldıktan sonra ilk defa geçiyorum. Çok şirin bir yol, çok şirin yazlıklar var. Zaten karşıda karavanlar da gözüküyor. Evet, acaba ben hava bozdu, karavan var mıdır yok mudur diye düşünüyordum ama bakın hava burada ne kadar sakin. Yani burada dalga yok bu tarafta, insanlar güneşleniyor. Bu tarafın güzelliği yok. Burada hava sakinken diğer taraf dalgalı olabiliyor. Ayrı bir iklim var burada. Yani gelirken bayağı bir fırtına vardı, deniz dalgalıydı. Ama şuradan baktığımda deniz son derece sakin, dalgasız, Türk liman. Hakikaten güzel yani. Tabii buraya çok önemli bir not. Hafta içi gelmek lazım. Hafta sonu geldiğiniz zaman son derece kalabalık olabiliyor. Daha yer bulamıyorsunuz. Özellikle bu mevsimde bile olsa burası her zaman talep alan bir yer. Yani Manisa'dan da buraya geliyor karavanlar, İzmir'den de buraya geliyor. Bakın bu taraf dalgalı, sağ taraf. Yani burnun sağ tarafında dalga var, rüzgar var ama sol tarafı sakin. Tamamıyla kamp bölgesi olmuş bu arada. Ben de şöyle bir yatay koyayım bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Eski Foça'da İngilizburnu'ndayız. Bakın burası benim çok sevdiğim bir yer. Son 2 yıldır da geliyorum. Şu anda burada ortam bu şekilde. Çok fazla karavan yok hafta içi. Yani hava da biraz serin olduğu için artık Ekim ayındayız. Biraz daha ferah. Yazın çok daha kalabalık oluyor, hafta içi de olsa. Ama bu kalabalık bence çok güzel. Karşı taraf Foça, bakın Foça Kalesi. Biz askeri bir yer. Burası bir burun şeklinde geliyor, ucundan bir ada var. Böyle karavanlar tarafından tercih edilen bir yer. Ben de bizim karavanı şu tarafa koydum. Bakın.
Hatay'dım. Özlemişim. Burayı da çok özlemişim. Onun için önce şöyle biraz oturup ha, suya bakalım bir. Su nasıl? Bakın su pırıl pırıl. Havası ve güneş havası şimdilik, sonra yavaş yavaş akşam yemeği hazırlıklarına girişiriz. Ortam böyle arkadaşlar. Evet, eski Foça İngiliz Burnu'ndan selamlar herkese. Evet arkadaşlar, merhaba. Şu anda İngiliz Burnu'ndayız, eski Foça'da. Dışarıda acayip bir fırtına var. Araba sallanıyor böyle zaman zaman. Size onu göstermek istedim. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum şu anda ama. Bakın suya bakın. Bakın. Bayağı böyle bir arabayı sallıyor. Enteresan. Duyuyor musunuz siz? Evet, bu akşam da böyle geçecek demek ki. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bir esiyor şu anda. Evet, biz de içeride oturacağız. Artık bir karavan gecesi yapacağız. İçeride İnternetimiz var, video izleyebiliriz, YouTube izleyebiliriz, film izleyebiliriz. Her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir oturayım. Hoppa. Evet, şimdi o zaman iPad'imizi çıkarıp biraz film izleyelim. İnternetin çekmesi çok güzel oluyor. Her şeyi izleyebiliyorsunuz en azından. Yani bir antene gerek yok vesaire. Evet, ben de şimdi YouTube'umu açtım. YouTube açmak için tabii ki bir hotspot kanal bulmak lazım. Hemen şuradan da hotspot açalım. Böyle karavanda bu akşamı böyle geçireceğiz. Normalde her akşam bu kadar rahat olamıyorum. Bazen edit işlerim oluyor. Hatta bir iki akşam onlarla uğraşıyorum. Eğer haftada bir video yayınlayacaksam, eğer haftada iki video yayınlayacaksam en az 3-4 akşam bu işle uğraşmam gerekiyor. Çünkü onların kesip montaj edilmesi, birleştirilmesi, araya müzik eklenmesi vesaire vakit alıyor. Evet, şimdi hotspot'umuzu açtık. Şimdi buradan biraz takılacağız arkadaşlar. İnternete takılacağız. Böyle bir akşam geçireceğiz. Erkenden de yatarım. Saat şu anda 8. Yani pek yapılacak bir şey yok. Erken yatmak istiyorum bu akşam. Böyle bir yarım saat, bir saat internete takılıp YouTube izleyip ondan sonra yatmayı düşünüyorum. Evet, karavanda akşamlar böyle geçiyor. Eğer hava güzel olursa dışarı çıkarsınız. Hani fotoğraf çekmek, yıldız fotoğrafı vesaire, o tür şeyler güzel, değişik oluyor. Ya da
yandaki karavanlarla işte sohbetler olabilir. Bakın şu anda karavan bayağı bir sallanıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bayağı bir fırtınadan sallanıyoruz. Evet. Evet, iyi akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu anda İngiliz Bakanı'ndayız. Eski Foça'da. Bakın. Burada ilk günüm sabah oldu. Güneş doğalı yaklaşık bir yarım saat falan oldu. Biraz fotoğraf çektim. Şimdi size etrafı göstermek istiyorum biraz. Bakın burası böyle bir burun. Yürüyerek Foça merkezi 1.8 kilometre. Zaten Foça buradan hemen gözüküyor. Şöyle göstereyim size. Bakın karşıda Foça Kalesi var. İlerideki teknenin hemen arkasındaki yer Foça Kalesi. Yani orayı Foça merkez olarak düşünebilirsiniz. Buradan oraya yürümek burun boyunca yani şöyle giderek 1.8 kilometre. Aslında çok da iyi bir yürüyüş hattı. Ya şu anda acayip bir rüzgar var. Dün akşam da rüzgar vardı. Bakın dalgaları görüyorsunuz. Tam rüzgar dalgası. Böyle arka arkaya geliyor. Genelde burası çok sakin. Çünkü kapalı bir yer. Kapalı bir koy tamamıyla. Karşıda zaten Karaburun sahili var. Yani Çeşme, Karaburun yarımadası. Onun için olduğu gibi kapatıyor önünü. Yani zaten çok büyük dalga olmaz. Ancak işte lokal o rüzgarın yarattığı dalgalar, küçük dalgalar var. Buranın en çok sevdiğim taraflarından bir tanesi. Özellikle yazın. Böyle karavanı koyduğunuz yerle deniz arası çok yakın oluyor. Şu an tabii kış olması dolayısıyla biraz daha geriye bile koyduk. Ama normalde karavanla iki adım atıp denize girebiliyorsunuz. Bakın deniz de çok pırıl pırıl bir deniz var. Taşlık bir deniz. Ama pırıl pırıl tertemiz bir denizi var. Şu anda sakin bir zaman İngiliz burnu için. Yazın çok kalabalık oluyor. Yani yer bulamıyorsunuz o kadar kalabalık oluyor. Hele hafta sonu hiç yer bulamıyorsunuz. Hafta sonu kesinlikle gelmeyin derim. Karavanla geliyorsanız çünkü günübirlikçiler de oluyor. Karavanımız burada. Geçen sene de gelmiştim ben burada konaklamıştım. O zaman video çekmiyordum. İçimde kalmıştı burayı çekememek. Bir de şuradan göstereyim. Etraf biraz pis arkadaşlar. Tabii yazın burada günübirlikçiler, çadırcılar vesaire herkes buraya geliyor. Öyle olunca aşağılara bakın her yer naylon vesaire. Yer çok güzel, cennet gibi Foça'nın dibinde. Ama maalesef temiz değil. Artık diyecek bir şey bulamıyorum. Ben alıştık mı acaba? Bu kadar yani karavan hayatında bu pislikle yaşamaya alıştık mı acaba bilmiyorum ama. Yani şu güzelliğe bakın. Bakın böyle bir yol var. Buradan araç da geçemiyor. İşte Foça şurası. Bakıldığı zaman. Bakalım bu yol nereye gidiyor. Şu yol muhteşem bir kere. Her sabah çıkıp şurada 2-3 tur atılsa doğanın içinde
Hava biraz rüzgarlı bugün ama ya Foça'nın bir özelliği de budur, onu da anlatayım. Bu bölge Foça, Yeni Foça. İşte karşıda Alaçatı var, Çeşme var. Zaten biliyorsunuz Türkiye'nin en rüzgarlı bölgelerinden bir tanesi. Zaten her yerde rüzgar gölleri var. Rüzgar santralleri var. Burası her zaman rüzgar alır. Yani yazın da rüzgarlıdır. Bu nedenle bir kısım insan tarafından çok tercih ediliyor. Çünkü çok sıcak olmuyor. Yazın serin oluyor. Daha ferahlatıcı bir iklim var. Tabii kışın da daha sert rüzgarlı havalar oluyor. Dün akşam da bayağı bir rüzgar vardı. O fırtına gibiydi böyle hafif. Evet, burası böyle burnu çevreleyen bir yol. Bakın şurada bir ada var. Odanın arkasında başka bir ada var. Göstereyim size, daha iyi göstereyim. Yeni Foça'nın daha Yeni Foça'ya doğru giden yol üzerindeki yerler. Yani eski Foça'dan çıkıp Yeni Foça'ya giderken. İşte karşıda Kumburnu var. Burası karavancıların tercih ettiği bir yerde. Adalar var. Küçük küçük adalar var. Ben bir kere eski Foça'ya çok yakın. Eski Foça çok güzel bir yerdir. Ben akşam da çıkıp yürüyeceğim. Bir şeyler içeceğim, bir şeyler yiyip. Karavanla dönebilirsiniz. Yol da çok müsait. Tam yürüyüş yapmak için uygun bir yer. Sabah kalkıp şurada yürüyüş tur atsanız o da güzel ama sertemiz bir yer. Ben bunun havasını da çok beğeniyorum Foça'nın. Yaptık. Yaklaşık 5-6 dakikada bir tur yapıldı. Evet, karavanların olduğu bölgeye geldik. Arkadaşlar merhaba. Şu anda İngiliz burnundayız, eski Foça'da. Burada işte kahvaltıdan sonra biraz güneşlendik. Rüzgar devam ediyor. Dün de rüzgar vardı dün akşam. Bitmeyecek gibi gözüküyor. Cuma günü de muhtemelen fırtına gelecekmiş. Ben de eski Foça'da da kalmak istiyordum. O yüzden şimdi ayrılacağım buradan. Bir gece eski Foça'da kalacağım. Ondan sonra bakacağız. Rüzgardan denize de giremedim. Bu güneşlerdi. Güzeldi, keyifliydi ama rüzgar çok keyif vermiyor. Rüzgarsız olsa daha güzel olurdu. Şimdi eski Foça tarafına geçiyorum. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.